Meclis Genel Kurulu'nda gündem Gara şehitleriydi. İki bakanın yaptığı bilgilendirmenin ardından kürsüye parti temsilcileri çıktı. Saldırıya tepkiler bir kez daha genel kurulu kürsüsünden geldi. Zaman zaman tansiyon da yükseldi. Birçok bebek katili olarak geçen ve hiçbir değere sahip olmadığını gösteren bu cinayet şebekesi bir kez daha 13 masumu şehit etti. Masum vatandaşlarımızı şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Meclis Genel Kurulu'nda gündem PKK'nın Gara katliamıydı. Siyasi partiler PKK'yı bir kez daha genel kurul kürsüsünden kınadı. MHP adına Grup Başkan Vekili Levent Bülbül vardı kürsüde. Operasyonun kapsamının genişletilmesi gerektiği mesajını verdi. İntikam alınmalı dedi. Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil ve Sincar yok edilmeli, onun katil elebaşları etkisiz hale getirilmeli ve Türk milletinin, analarımızın intikamı alınmalıdır. İyi Parti adına konuşan Grup Başkan Vekili Müsavvat Dervişoğlu da terörle mücadeleye destek verdiklerini söyledi. İçişleri Bakanı'na seslendi. Dediniz ki kara yılanı 1000 parçaya böleceğiz. 10.000 parçaya bölün. Elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız. Sadece kara yılanı değil, ona destek olanları da bölüp parçalayın. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla ve kata bizim dostumuz olamaz. CHP'dense 2015 yılından beri kayıp olan şehitlerle ilgili hükümete eleştiri vardı. 5 yıldır, 6 yıldır neyi beklediniz? 5 yıldır, 6 yıldır diller lal, kulaklar sağır, gözler kör. Dünya kendi askerini kurtarmak için her türlü operasyonu, diplomasiyi, her türlü yolu kullanırken iktidar 23 Haziran İstanbul seçimleri için terör örgütü reisi Abdullah Öcalan'dan mektup getirdi, mektup. Niye bu 13 tane askerimiz için, şehidimiz için bu olanakları kullanmadınız? Genel kurulda MHP'li Celal Adan ve HDP'li Meral Danış Bektaş arasında tartışma yaşandı. Sayın Meclis Başkan Vekiline, Meclis Başkan Vekilleri iş tüzüğe göre görevleri belirlenir. Onların görevi meclisteki bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir ve tarafsız bir şekilde meclisi yönetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu ve ileriki oturumlarda buna dair görüşlerimizi bu gündemde değil paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim.